Herkese merhabalar. Benim adım Burcu Özkanlı. Emian Turkey'nin 60 günde 60 YouTube videosu projesi kapsamında İlayda Tangil ile beraberiz. Merhaba İlayda. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Merhaba, ben İlayda. Acıbadem Üniversitesi'nde okuyorum. Şu anda Acı Emian'ın akademi takımında yer alıyorum. 2012 senesinden beri de Emian'la uğraşıyorum. Severek yapıyorum bu işi, öyle diyebiliriz. Tamamdır. Bugünkü konumuz İstanbul'daki Emian kültürü hakkında olacak. İlk sorumla başlayayım. Genel bir soru olacak. İstanbul'daki Emian kültürü nasıldır? Veyahut da diğer şehirlerle arasındaki fark var mıdır? Ya da diğer şehirlerle olan benzerlikleri nedir? Biraz açıklayabilir misin? Tabii ki açıklayabilirim. Şimdi İstanbul'da geçen senelere kıyasla Emian konferansları fazlasıyla artmaya başladı. Hem lise konferansları hem de üniversite konferansları. Şimdi bu artışla beraber aslında Emian'a karşı ilginin de ne kadar fazla arttığını ve bizim benimsediğimiz Emian kültürünün de ne kadar başka insanlar tarafından benimsenmeye başladığını görüyoruz. Bu da mutlu ediyor bizi tabii ki. Ama şimdi diğer şeylere kıyasla İstanbul'daki Emian konferanslarında yer alan akademi takımlarının ve organizasyon takımlarının gerçekten çok üst seviyede ve çok bir profesyonellikle çalıştıklarını düşünüyorum. Ve bu sebepten dolayı da İstanbul'da fazlasıyla konferans ve çeşit çeşit komiteler var. Bu yüzden insanlar hem kendi ilgi alanlarına uygun komitelere gidebilirler. Bence bu da çok büyük bir artı diyebiliriz. Ya açıkçası İstanbul gerçekten hani Türkiye'ye baktığımız zaman Emian şehrinin bir yani en gelişmiş Emian şehri olarak bakabiliriz. O yüzden çok fazla konferans olduğundan dolayı hem çok iyi hem de yani arada uçurum farkları olan konferanslar olabiliyor. Öyle, öyle. Şunu sormak istiyorum. Mesela şehir dışından birisi geldiği zaman, şehir içi de olur. En büyük ve en köklü konferanslara gitmek ister tabii. Bize örnek verebilir misin bu konferanslar hakkında? Tabii vereyim hemen. Emionist, Acı Emion. Öneririm tabii ki. İTÜ, IŞİK. Bunların hepsinin Emion konferansları. Hem akademi takımı hem de organizasyon takımı bakımından gerçekten çok köklü diyebilirim. Gerçekten öneririm. Hı, tamam. Peki ya, üniversite Emionlerinden bahsettik. Çoğu liseli first timer'lar mesela gitmek istedikleri zaman bu üniversite emyanlarına korkabiliyorlar. Çünkü üniversitelerin donanımları ve deneyimlerinden dolayı hani biraz korkmaları gayet doğal. Şunu sormak istiyorum. Üniversite emyanlarında ne kadar liseli, ne kadar üniversiteli oluyor? Şöyle diyebiliriz. Üniversite emyanlarının çoğunu liseliler oluşturuyor. Yani üniversiteli çok az oluyor. Genellikle üniversitelilerde ya akademi takımında yer alıyorlar zaten ya da organizasyonda yer alıyorlar. Ama ben geçen sene Acı Emyan'dayken benim komitemde çoğu, yani hepsi liseliydi, öyle diyeyim, hepsi liseliydi. Ama o kadar iyilerdi ki, yani bir yerden başlamak gerekiyor. Ve bir üniversite platformunda bunu yapmaları ve o şekilde akademik alanda böyle ilerlemeleri bence gerçekten büyük bir avantaj. O yüzden tavsiye ederim. Anladım. Evet. Peki mesela İstanbul'da kalıplaşmış kurallar var mı bu emyanla alakalı? Yani sırf İstanbul şehir olarak hani kalıplaşmış bir kural var diyemem. Sadece Emyan'ın kendine o kas oluşturduğu kalıplaştırmış kurallar var. Onu da zaten hepimiz biliyoruz. Dress code, formal bir şekilde konuşmak ve tabii kendi komitelerin kendine özgü prosedürleri var. Onları bilmek tabii ki en önemli şeylerden biri. Peki mesela işte akademi takımından bahsedersek, akademi takımı ne kadar önemli İstanbul'da? Yani çok önemli ama böyle öneminden bahsedelim. Öyle. Ya şimdi bir kere şöyle diyeyim, bir konferansın yapı taşını oluşturan şey, en önemli şeylerden biri aslında akademi takımı. Çünkü komitelerin seçimi, agenda itemlerin seçimi, delegelere akademik anlamda iyi bir yol göstermek, bunların hepsi iyi bir akademi takımıyla erişilebilir ancak. Bu yüzden hani çok büyük bir sorumlulukları da var aslında akademi takımının. Ama tabii ki bir konferansın kalitesi sadece yani bir akademi takımından ölçülemez. Yani akademi ve organizasyon takımının birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışması gerekiyor ki ortaya kaliteli ve iyi bir Emian konferansı çıkabilsin. Öyle diyebilirim yani. Tamam, anladım. Peki evet. Mesela İstanbul'da GA komitesiyle çok ünlü olan bir konferans. İşte hani gittiğin zaman hani GA komitesinin kalitesini de öne çıkan veyahut da kriz komitesiyle öne çıkan konferans var mı böyle özellikle olan? Şöyle diyebilirim. Kriz komitesinde biz geçen sene Acı Emyan olarak gerçekten
çoğu kişinin yapmadığı şey yaptık hani komiteler bakımından. Ama GA komitesi olarak derseniz ben daha çok lise konferanslarında olabilirim. Alman Lisesi'nin, Hasal'ın konferans komiteleri gerçekten GA bakımından iyi diyebilirim önceden gittiğim için. Tamamdır, anladım. Peki sosyal etkinlik kısmına gelirsek, yani tabii ki İstanbul çok büyük bir şehir ve çok farklı yerlerinde de emyanlar oluyor, yani ben de şehir dışından birisi olsam bile biliyorum. Ama mesela böyle sosyal etkinliklerin olduğu belirli yerler var mı? Ya da senin gittiğin konferanslarda sosyal etkinlikler nerede yapılıyor? Bir kere Develi'de yapıldı. Ateşehir tarafında. Orası da bir restorandı. Ama genellikle İstanbul'da boat party daha yaygın. Çoğu emyan onu yapıyor. Yani genellikle ya bir restoranda anlaşıyorsun, orada bir yemek ardından bir eğlence oluyor. Yani öyle, yani hangi yer uygunsa orayı bulmaya çalışıyoruz tabii. Organizasyon takımı en iyisini bilir tabii. Peki mesela katılımcı ücretleri nasıl? Veya şehir dışından gelenler için ne kadar artabilir katılımcı ücretleri? Katılım ücretleri genellikle 200 TL ve 300 TL arasında değişiyor. Konferanstan konferansa göre değişiyor ama yani genellikle böyle. Çoğu konferans böyle. Güzel. Evet. Peki organizasyon takımından bahsettin. Organizasyon takımının ne gibi donanımları vardır? Yani üniversite emyönlerinden daha çok gittik ama onlar hakkında konuşalım. Hani çok donanımlılar mı yoksa daha gelişebilirler mi? Ya da çok da donanımlılar da diğer şehirlere de yardım ediyorlar mı? Biraz bahsedebilir misin? Benim etrafımda bulunduğum organizasyon takımı gerçekten çok donanımlıydı. Gerçekten yani. Hem çoğu şeyi ayarlama konusunda, lojistik konusunda, PR konusunda gerçekten çok iyilerdi İstanbul. Ama her konferans aynı olmadığı için öyle bir genelleme yapmak çok zor. Yani benim gördüklerimin çoğu iyiydi. Ama eminim ondan farklı olanlar da vardır. Peki son olarak bütün hepsini özetleyecek olursak İstanbul'a emyan için geleceklere önerilerin var mıdır? Tabii ki var. Şimdi önceden de bahsettiğimiz gibi İstanbul'da çok fazla konferans olduğu için ve çok yani çeşit komite olduğu için kendi ilgilerine hangi komite daha çok uygunsa ona gitmelerini öneririm. Çünkü hem kendilerini ifade etme konusunda hem de yeni bir ortam olduğu için ortama adapte olma konusunda gerçekten çok büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Kendi ilgilerine yakın bir komiteye gitmeleri. Ve aynı zamanda anında tadını çıkarsınlar. Çünkü bir daha çok zor erişilebiliyor öyle anlar. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Çok teşekkür ederim tekrardan bizi kurmadığın ve davetimizi kabul ettiğin için. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Bu kadardı. Görüşmek üzere. Görüşürüz.